Doğduğu dönemin en zengin ailelerinden birinin kızıydı ve varlıklı bir ailenin oğluyla evlenmişti. Yaşam standartları dönemine göre çok üst düzeydi. 3 tane sağlıklı erkek evladı, işlerinde başarılı bir iş adamı, başbakan bir eşe sahipti. Ama o hayatı boyunca en büyük acıları çekti. Onun hikayesi gerçek bir acı hayattı. Anna Menderes'in idamının üzerinden kısa bir süre geçmişti. Karşısında polis memuru görünce şaşırdı. Annesine seslendi. Berin Hanım konuşmadan kendilerini süzen polise "Buyur evladım," dedi. Polis memuru kendine geldi. "Kusura bakmayın, yasa böyleymiş," diyerek elindeki kağıdı gösterdi. İdam cezası infaz edilen kişinin evine hükmün bir sureti asılırmış. "Bunu kapınıza asmak zorundayım." Berin Menderes soğukkanlılığını koruyarak, "As oğlum, Adnan Bey'i asan sen değilsin ki. Niye çekinip üzülüyorsun?" dedi. Polis evlerinin kapısına idam hükmünü asıp gitti. Ve yine yasa gereği infaz için harcanan ipin, idam gömleğinin, cellatın, imamın ve o gün yiyip içtiklerinin paralarının da ödenmek zorunda olduğunu söylediler. Onu da ödediler. Berin Menderes anlamıştı. Hayatı boyunca idam sehpasıyla birlikte yaşayacaktı. Nereye gitse, kiminle konuşsa yanında hep o idam sehpası olacaktı. Çok değil, birkaç gün sonra bu kez Adnan Menderes'in eşyalarını teslim etmek için bir polis geldi. Gömlekleri, havluları, pijaması, tesbihi, kısacası Yassıada'da kullandığı tüm eşyaları paket yapılıp gönderilmişti. Berin Hanım eşinin eşyalarını büyük bir özenle kutudan çıkardı, kokladı, tekrar katladı ve dolabına kaldırdı. Berin Menderes yalnızca bir eşyayı diğerlerinden ayrı tuttu. O da Adnan Menderes'in alyansıydı. Berin Hanım bu yüzüğü parmağına göre küçülttürerek ölene kadar taşıdı. Türkiye tarihinde Berin Menderes kadar acılar çekmiş kaç kadın vardır? Küçük bir çocukken babası Yemişçizade İzzet Efendi'nin akıl hastalığı sürecine ve ölümüne tanıklık etmiştir. Eniştesi Doktor Nazım'ın idamını ve teyzesi Beriya'nın ruhsal bunalımlarını görmüştür. Başbakan eşi oldu, iltifatlara boğuldu. Önce küçük eniştesi Fatin Rüştü Zorlu'nun ardından da eşinin idamını yaşadı. Ne yazık ki acısı bitmedi. 15 Ekim 1961'de genel seçimler yapılacaktı. Yani Yeni Türkiye Partisi'nin milletvekili sıralamasında Aydın'dan liste başı olan Yüksel Menderes, babasının idamı üzerine 20 Eylül'de adaylıktan çekildiğini açıkladı. Ama siyasetten uzak durmayacaktı. 4 yıl sonra 10 Ekim 1965'te yapılan genel seçimlerde AP Aydın milletvekili olarak meclise girdi. Yani 5 yıl aradan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine bir Menderes vardı. 12 Ekim 1969'da yapılan genel seçimlerde Yüksel Menderes yine Aydın'dan Adalet Parti milletvekili seçildi. Ama artık Adalet Partisi ile eski Demokrat Partililerin yolları yavaş yavaş ayrılıyordu. Öyle ki seçimlerden önce Celal Bayar, Demokrat Partili seçmenlere hiçbir partiye oy vermemeye çağırdı. 18 Aralık 1970'te Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy, Samet Ağoğlu'nun eşi Neriman Ağoğlu ve Adnan Menderes'in iki oğlu Yüksel ve Mutlu Menderes'in de aralarında bulunduğu kurucular Demokrat Parti'yi kurduklarını açıkladılar. Aydın Menderes'in de Demokrat Parti Aydın İl Başkanı oldu. Menderes'in üç oğlu da politikaya girmişti. Demokrat Parti 256 milletvekili bulunan Adalet Partisi'ni mecliste çoğunluğu ancak bir milletvekiliyle sağlayabilecek duruma düşürdü. Adalet Partili milletvekilleri ardı ardına Demokrat Parti'ye geçiyordu. 4 ay sonra 12 Mart 1971'de askeri darbe oldu.
Yüksel Menderes sadece siyasi hayatında değil, özel yaşamında da fırtınalar yaşıyordu. İpek kumbaracı başını ilk gördüğünde çok beğenmişti. İpek daha lisede okuyordu. Buna rağmen Yüksel'in Yıldız Hanım'ın dışında bir kızı beğendiğini öğrenen Berin Hanım, İpek'in babası Şefik Bey'den ve annesi Vuslat Hanım'dan istedi. Babası Şefik Bey, kızını daha 17 yaşında olduğunu söyledi ama kimseye dinletemedi. Yüksel ile İpek 1963'te evlendiler. Ancak zaman geçtikçe Yüksel ile İpek'in ilişkileri bozulmaya başladı. Yüksel Menderes'in içkiye başlaması, ardından aşırı kıskançlık göstermesi ve fiziki şiddet uygulaması, belki evliliklerini düzeltir umuduyla yapılan ikinci çocuk Lale'nin 14 Kasım 1968'de zihinsel engelli olarak doğması, evliliğin sona ermesine neden oldu. Sonuçta bir yandan siyasal sorunlar, diğer yandan kötü giden özel yaşamı, Yüksel Menderes'in ruh sağlığını daha da bozmaya başladı. Ve tarih 8 Mart 1972. Ankara'nın Kavaklıdere semtinde, Çankaya Sineması yanındaki Güney Apartmanın çatı katında cansız bedeni bulundu. Yüksel Menderes intihar etmişti. Elinde babasının fotoğrafı vardı. Ailesine mektup bırakmıştı. "Sevgili anneciğim, ölümüm yaklaştı. Biraz sonra öleceğim. Şunu bil ki babamdan daha kötü şartlarda gidiyorum. Çocuklarım sana emanet. Metin ol, beni affet." 42 yaşındaki Yüksel Menderes'in nerede toprağa verileceği aile içinde tartışma konusu oldu. Teyzesi Güzün Dülger ve dayısı Samim Yemişçibaşı, büyük dayıları Ahmet Evliyazade ve Sedat Evliyazade İzmir'de toprağa verilmesini istiyorlardı. Berin Hanım Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilmesini istedi ve tartışma bitti. Evlat acısının üzerine Berin Menderes, yaşamındaki en büyük desteği olan ablası Güzün Dülger'i de kaybetti. Acı haberi ağabeyi Samim Yemişçibaşı verdi. Bir ressam gibi güzel resim yapan Güzün Dülger İzmir'de toprağa verildi. Aradan çokça zaman geçmemişti ki Berrin Menderes'in ikinci evlat acısını 2 Mayıs 1975'te yaşadı. Gece yarısı Ankara Ulus'ta bir trafik kazası meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmekte olan bir kişiyi taksi çarptı. Kazazede olay yerinde öldü. Üzerine gazete kağıdı kapatıldı. Olay yerine gelen polisler yerde yatan kişinin iç cebindeki cüzdanına bakıp kimliğini öğrenince şoke oldular. Olay yerinde ölen kişinin adı Mutlu Menderes'ti. Berin Hanım ilk oğlunu 42 yaşında, ikinci oğlunu ise 41 yaşında kaybetmişti. 5 yıl sonra 12 Eylül 1980'de askerler yönetime tekrar el koydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshettiler. Bazı politikacılara siyasi yasak geldi. Bu politikacılardan biri de Konya Adalet Parti Milletvekili Aydın Menderes'ti. Oğlunun siyasi yasaklı olması Berin Hanım'ı sevindirdi bile denilebilir. Çünkü o tek oğlunun politikayla ilgilenmesini istemiyordu. Berin Hanım oğlu Aydın dışında kimsesi kalmamıştı. Berin Menderes 29 yıl sonra eşinin mezarına kavuştu. İdam edildikten sonra İmralı Adası'na defnedilen Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 17 Eylül 1990'da devlet töreniyle Topkapı'daki anıt mezara defnedildi. Törende askerler yoktu. Aydın Menderes 1 Kasım 1991'de hayatını Ümran Hanım'la birleştirdi. 21 Mayıs 1993'te Büyük Değişim Partisi'ni kurdu. 6 Şubat 1994'te üzerine siyasi yasak kalktığı için yeniden kurulan Demokrat Parti'ye katıldı. Partinin genel başkanı oldu. Adnan Menderes'in zorla kaldırıldığı Demokrat Parti genel başkanlığı koltuğunda 34 yıl sonra yine bir Menderes oturuyordu. Ve bu olaydan yaklaşık 3 ay sonra 22 Nisan 1994'te Berin Hanım vefat etti. 91 yaşındaydı. Hayatı boyunca nice acılar yaşamış ve bu acıları sineye çekerek tam 91 yıl yaşam sürmüştür ve hayata veda etmiştir.